Merhabalar. İngilizce dizi izleyerek İngilizce dil bilginizi geliştirmeye, yeni kelimeler ve günlük ifadeler öğrenmeye ve en önemlisi İngilizceye maruz kalarak dil edinimi yolculuğunuzdaki en önemli adımı atmaya hazır mısınız? Bu videoda Friends'ten çok eğlenceli bir bölüm izleyeceğiz. Ve yine bu bölümün içerisinde geçen kelime, günlük kalıp ve kültürel ifadeleri beraber inceleyeceğiz. Aklınızda bulunsun. İşinizi kolaylaştırmak için videonun sonunda bu videonun içerisinde gördüğümüz kelime ve günlük kalıpları bir özet geçeceğim. Ve ardından çok kısa bir test yapacağım. Daha önceki dizi izleyerek İngilizce öğren bölümlerine ise şuradan ulaşabilirsiniz. Hepsi birbirinden eğlenceli ve eğitici bu videoları izlemenizi, İngilizcenizi geliştirmek adına tavsiye ederim. Bu serideki videoları yararlı buluyorsanız ve bunların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Zira ben de bu videoları beğenip beğenmediğiniz yaptığınız yorumlardan ve beğenilerinizden anlıyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Bu bölümde Ross ve Joey yine kendilerini çok garip bir durumun içerisinde buluyorlar. Gelin neler olduğunu beraber izleyelim. Hey Ross, come here, check this out. What, is it the comet? No. Look, there's a bug stuck in tar right here. Joey, I can't believe it. I bring you here to see the Bapstein King Comet, one of nature's most spectacular phenomena. And all you care about are bugs stuck in tar and some woman. You know, there's two women, dude. Show me where? Right up here. Joey, where's the pipe that was holding the door open? I don't know. Yeah, I do. Joey! What? All right. Hey, don't look at me. You're the one that wanted to come up here and look for some stupid Burger King comment. It's called the Bapstein King Comet, okay? Oh, right. Hey, Bapstein was a very well-respected astronomer. No! Monica! Come on! I can't believe this! All right, well, you know, I guess we know what we have to do to get down. Yeah, I guess we don't have a choice. Help us! Please, help us! We're stuck up on the roof and we can't get down! Ross. I was thinking we'd just go down the fire escape. I know, I wasn't finished. But don't worry! We're gonna go down the fire escape! Okay, you have a good grip? Yeah. Okay, I'm gonna start to climb down you now. Just hurry up. Okay. Now, should I climb down your front so we're face to face, or should I climb down your back so we're butt to face? I think face to face. Face to face. Okay, here I come. How much do you weigh, Ross? I prefer not to answer that right now. I'm still carrying a little holiday weight. You know, when we talked about face to face, I don't think we thought it all the way through. Well, what do you want me to do? Just shimmy down me and drop. Oh. Hi. You know, maybe I should hang and you should climb down me. Yeah? Maybe we should talk about that for a little while. It still looks pretty far. It's not that far. Just drop. Do not rush me. Oh, Ross, you should know that my pants are starting to come down, and I'm not wearing any underwear. Oh! My ankle! I really hurt my ankle. I
think I twisted it. Ooh, a quarter. Come here, check this out. Check this out. Çok kullanışlı bir kalıp. Şuna bak, şuna bir bak demek. Joey de Rosa, come here, check this out diyor. Yani gel buraya, şuna bir bak diyor. What is it, the comet? Comet bir noun, yani bir isim. Kuyruklu yıldız demek. Görsellerden de anlayabiliyorsunuz. Look, there's a bug stuck in tar right here. Bug bir noun, yani bir isim. Böcek demek. Yine görsellerden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Joey Rosa, look, there is a bug stuck in tar right here, diyor. Bak, diyor. Zifte sıkışmış bir böcek var, diyor. Zifte saplanmış bir böcek var. One of nature's most spectacular phenomena. Spectacular, bir adjective, yani bir sıfat. Muhteşem, olağanüstü, görkemli anlamlarına geliyor. Phenomena, bir noun, yani bir isim. Olgu, olay, hadise demek. Ross Joey'e, Joey, I can't believe I bring you here to see the Bapstein Comet, diyor. Sana inanamıyorum, buraya sana Bapstein King kometini, yani kuyruklu yıldızını göstermeye geliyorum, diyor. One of nature's most spectacular phenomena. Doğanın en muhteşem, en olağanüstü hadiselerinden biri, diyor. And all you care about are bugs stuck in tar and some woman, diyor. Ve senin tek ilgilendiğin şey zifte bulanmış, zifte sıkışmış böcekler ve bazı kadınlar, diyor. Joey, where's the pipe that was holding the door open? Pipe, bir noun, yani bir isim. Boru, evet, boru demek. Biliyorsunuz kapı kapanıyor ve Ross bunun farkına varıyor. Joey'e, Joey, where is the pipe that was holding the door open? Diye bir soru soruyor. Bu kapıyı açık tutan boru nerede? Diyor Joey'e. You're the one that wanted to come up here and look for some stupid Burger King comment. Look for something, bir phrasal verb. Bir şeyi aramak, bir şeye bakmak demek. Joey de tabii Rosa kızıyor ve you were the one who wanted to come up here and look for some stupid Burger King comment diyor. Sendin diyor buraya yukarı çıkıp bir şeyler, bir aptalca bir şeyler, Burger King kuyruklu yıldızını aramak için buraya çıkan sendin diyor. Bapstein was a very well respected astronomer. Well respected bir adjective, yani bir sıfat. Saygın, çok saygı duyulan, saygı değer demek. Ross Joey'e durumu izah etmeye çalışıyor. Bapstein was a very well respected astronomer diyor. Bu Ross'un bahsettiği bilim adamı Bapstein çok saygı duyulan bir gökbilimci, bir astronomdu diyor Ross. We're stuck up on the roof and we can't get down. To be stuck bir verb, yani bir fiil. Mahsur kalmak, sıkışmak demek. Ross tabii büyük bir telaşla "We are stuck up on the roof and we can't get down" diye bağırıyor. Yani çatıda mahsur kaldık, çatıda sıkıştık kaldık ve aşağıya inemiyoruz diye bağırıyor, diye haykırıyor. I was thinking we just go down the fire escape. Fire escape bir noun, yani bir isim. Yangın merdiveni demek. Ross'un öyle çılgınlar gibi bağırdığını görünce Joey de I was thinking we just go down the fire escape diyor. Yani yangın merdiveninden aşağıya ineriz diye düşünüyordum diyor Joey. Now should I climb down your front so we're face to face or should I climb down your back so we're butt to face? Butt bir noun, bir isim. Popo ve kıç demek. Görselden de anlayabiliyoruz. Ross ve Joey bir diyaloğa giriyor ve Ross tabii biraz telaşlı. Should I climb down your front so we are face to face? Yani senin böyle önünden doğru aşağıya doğru mu insem diyor ki face to face olalım, yani yüz yüze olalım. Ya da or should I climb down your back so we are butt to face diyor. Yani arkandan mı aşağıya doğru insem de butt to face, yani yüz yüze değil de popo yüz şeklinde mi olsun diye bir öneride bulunuyor. Ve sonra tabii ki face to face'te karar kılıyorlar. Butt
Aynı zamanda mesela cigarette butt olarak kullanıldığında bu sigara izmariti anlamına da geliyor. Tabi mantık olarak sigaranın poposu, yani sigaranın kıçı. Oh my. Oh my. Yine çok kullanılan bir kalıp, bir tepki ifadesi. Aman Allah'ım, amanın veya oha gibi anlamlara gelebiliyor. Oh my God dediğimizde biliyorsunuz aman Allah'ım demek. Bunu genelde kısaltıyorlar artık. Oh my dediklerinde bu da yine aynı anlama geliyor. Joey de burada Ross'un onun üzerine binmesinden sonra o ağırlığından doğan şaşkınlığını oh my diyerek ifade ediyor. Aman Allah'ım, oha, çüş diyor. How much do you weigh, Ross? I prefer not to answer that right now. I'm still carrying a little holiday weight. Holiday weight, kültürel bir ifade, tatilde alınan kilolar demek. Biliyorsunuz bu Batı dünyasında birçok tatil var ve bunlar Halloween, Thanksgiving, Christmas, Noel veya New Year's Day şeklinde özetlenebilir. Ve bu tatillerin en büyük özelliklerinden biri de çokça yemek tüketilmesi. Ve bu tatillerden sonra genelde insanlar da bir nebze kilo alıyorlar. Buna da holiday weight diyorlar. Birçok böyle reklam görebilirsiniz. How to avoid holiday weight gain. Yani bu tatilde kilo almaktan nasıl kaçınabilirsiniz? Tabii burada Joey de Ross'a sorunca how much do you weigh Ross diye, yani kaç kilosun Ross? Ross burada birden I prefer not to answer that right now. Yani bunu şu anda cevap vermek istemiyorum. Bunu tercih etmiyorum diyor. I'm still carrying a little holiday weight. Hala üstümde biraz tatilde aldığım kilolar var diyor. When we talked about face to face, I don't think we thought it all the way through. Think something through bir phrasal verb. Bir şeyi etraflıca düşünmek demek. Burada işler planladıkları gibi gitmeyince Joey Ross'a you know when we talked about face to face, yani bu yüz yüze olarak konuştuğumuzda I don't think we thought it all the way through. Yani bunu bütünüyle etraflıca düşünmedik galiba diyor Joey. Just shimmy down me and drop. Shimmy bir verb, yani bir fiil. Ellerini ve kollarını kullanarak aşağı veya yukarı tırmanmak anlamına geliyor. Joey artık çıldırıyor ve Ross'a just shimmy down me and drop diyor. Yani aşağı doğru tırman ve düş diyor. It still looks pretty far. Pretty burada bir zarf olarak kullanılmış. Yani adverb, oldukça ve bayağı demek. Sıfatlardan önce gelince onun o sıfatın gücünü arttırıyor. Mesela it's still pretty far dediğinde Ross, yani it's still far diyebilirdi, hala uzak. Ama pretty far dediğinde hala oldukça uzak, hala bayağı uzak diyor. Don't rush me. Rush bir fiil, acele etmek demek. Ross burada do not rush me diyor, yani beni acele ettirme diye haykırıyor Joey'e. Rush dediğimizde benim aklıma bir de rush hour diye bir isim geliyor. Çok sıklıkla kullanılıyor. Bu trafiğin en kalabalık olduğu saat olarak algılayabiliriz. İşte insanların sabah okula gittiği veya işe gittiği zaman dilimi genelde sabah 7-9 arası olabilir. Ve akşamları da iş çıkışı, okul çıkışı saatlerine, bu trafiğin en kalabalık olduğu saate rush hour diyebiliyoruz. Ross, you should know that my pants are starting to come down and I'm not wearing any underwear. Underwear bir noun, yani bir isim, iç çamaşırı demek ve bunu tabii ki bu güzel görsellerle de desteklemek istedim. Ross Joey'den tutunarak aşağı doğru kayınca Joey de Ross'a Ross you should know that my pants are starting to come down diyor. Yani bilmen gerekiyor ki pantolonum aşağı doğru kayıyor diyor. And I'm not wearing any underwear. Ve ben iç çamaşırı giymiyorum diyor. Ve ondan sonra da zaten biliyorsunuz Ross aşağıya doğru düşüyor. Twist bir verb, yani bir fiil. Bükmek, burkmak demek. Ross da aşağıya düşünce my ankle, I really hurt my ankle diyor. Yani bileğim, ayak bileğim gerçekten incittim diyor. I think I twisted it. Galiba ayak bileğimi büktüm, burktum diyor. Oh, a quarter. Quarter bir noun, yani bir isim. Çeyrek demek. Ancak burada Ross oh, a quarter dediğinde bir çeyrek dolardan bahsediyor. Yani 25 cent. Şimdi de aynı klibi altyazısız izleyelim ve ne kadar öğrendiğimizi beraber görelim.
Oh, come here, check this out. What, is it the comet? No. Look, there's a bug stuck in tar right here. Joey, I can't believe it. I bring you here to see the Bapstein-King comet, one of nature's most spectacular phenomena. And all you care about are bugs stuck in tar and some woman. You know, there's two women, dude. Show me where? Right up here. Joey, where's the pipe that was holding the door open? I don't know. Yeah, I do. Joey! What, Arthur? Hey, don't look at me. You're the one that wanted to come up here and look for some stupid Burger King comet. It's called the Bapstein-King comet, okay? Oh, right. Hey, Bapstein was a very well-respected astronomer. No! Monica! Come on! I can't believe this! All right, well, you know, I guess we know what we have to do to get down. Yeah, I guess we don't have a choice. Help us! Please help us! We're stuck up on the roof and we can't get down! Ross. I was thinking we'd just go down the fire escape. I know, I wasn't finished. But don't worry! We're gonna go down the fire escape! Okay, you have a good grip? Yeah. Okay, I'm gonna start to climb down you now. All right, just hurry up. Okay. Now, should I climb down your front so we're face to face, or should I climb down your back so we're butt to face? I think face to face. Face to face. Okay, here I come. How much do you weigh, Ross? I prefer not to answer that right now. I'm still carrying a little holiday weight. You know, when we talked about face to face, I don't think we thought it all the way through. Well, what do you want me to do? Well, just shimmy down me and drop. Hi. You know, maybe I should hang and you should climb down me. Yeah? Maybe we should talk about that for a little while. It still looks pretty far. It's not that far. Just drop. Do not rush me. Oh, Ross, you should know that my pants are starting to come down, and I'm not wearing any underwear. Oh! Oh! My ankle! I really hurt my ankle. I think I twisted it. Ooh, a quarter. Gelin bu videoda gördüğümüz kelime ve ifadeleri bir özet geçelim. Ve ardından çok kısa bir test yapalım. Check this out, şuna bak. Comet. Kuyruklu yıldız, bug, böcek, spectacular, muhteşem, olağanüstü, phenomena, olay, hadise, pipe, boru, look for, aramak, bakmak, well respected, saygın, saygıdeğer, to be stuck, mahsur kalmak, fire escape, yangın merdiveni, butt, popo, kıç, oh my, aman Allah'ım, oha, holiday weight, tatilde alınan kilolar, think something through. Bir şeyi etraflıca düşünmek. Shimmy. Aşağı veya yukarı tırmanmak. Pretty. Oldukça, bayağı. Rush. Acele etmek. Underwear. İç çamaşırı. Twist. Bükmek, burkmak. Quarter. Çeyrek veya çeyrek dolar, yani 25 cent.
Bu videoyu yararlı bulduysanız ve bu gibi videoların devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.